Bu hafta gene uçuş planı oluşturup GPS sistemi üzerinden uçmayı öğreneceğiz. Öncelikle uçuş planlama kısmına geliyoruz. Uçuş planlama kısmında ilk olarak kalkış yapacağımız havalimanı seçmemiz gerekiyor. Gene İzmit Cengiz Topel'i seçebiliriz. Daha sonra varış noktamızı seçmemiz gerekiyor. Karşılaştırma olsun hem İzmir'i mesela seçmiş olalım, Adnan Menderes'i. Evet, IFR uçuş yapacağız. Bu kez dördüncü adımda Direct GPS uçuşu seçeceğiz. İşte diğerlerinin neler olduğunu daha önceki videoda anlatmıştık. Buradan rotayı bul dediğimizde bakın şu şekilde düz bir rota bulacak. Ama tabii biz düz uçuşlar yapmıyorduk. Havada belli noktalarımız vardı hatırlarsak. Arnav sistemi üzerinden waypointlerimiz vardı, warlarımız vardı. Bunlar üzerinden uçuş yapmamız gerekiyordu. Bizim dolayısıyla bir uçuş planı oluşturmamız lazım. Çünkü burada dağlık kesimler falan var. Güvenli bir uçuş planı oluşturmamız gerekir. Bu uçuş planında biz işte waypointleri falan kullanacağız. Burada mesela bakalım şöyle uçuşlarımızı görebiliyoruz şu şekilde. Mesela buradan şurada bir hattımız var gördüğünüz gibi. Bakın şöyle bir hattımız var. Bunun üzerinden uçuşumuzu gerçekleştirebiliriz. Şurada bir waypointimiz var. Havalimanından kalkıp mesela Körfez'in üzerinden uçup buradaki waypointimize gelebiliriz. O yüzden kırmızı benim çizgim vardı rotamı belirten. Bunu mesela bakın buradaki waypoint'in üzerine tıkladım. Buradan evet bir intersection ara nokta belirlemiş oldu bana. Ekledi buraya direkt. Sonra şöyle biraz küçültelim. Aşağı doğru indirelim. Kendimize güvenli bir ve uygun bir hat bulmaya çalışıyoruz. Şöyle farklı olsun diye ben uğraşıyorum. Mesela buradan burada bir tane küçük havaalanı var. Burayı kullanabilirsiniz veya Vor istasyonu en güzeli. Biga Vor'u seçebiliriz. Şuradan bakın. Evet, Biga Vor burayı seçiyorum veya Biga Intersection burayı da seçebilirsiniz. Çok fark etmez GPS açısından. Şu şekilde devam edelim aşağı doğru. Şu şekilde Edremit üzerine girip mesela buradan Edremit üzerinden de gidebiliriz mesela. Bakın bunu Edremit'e çekiyorum. Direkt Vor'a gelmiş olacağız. Çok Vor'a gelmeye de gerek yok dediğim gibi. Daha farklı rotalar oluşturulabilir. Bu konuda tam olarak uzman değiliz. Evet buradan rotamızı oluşturduğumuzda bakın bir yay şeklinde bir rota oluşturmuş olduk biz. Ne yapacağız işte? Burada bir waypointimiz vardı. Waypoint'e uğrayacağız. Buradan Biga Vor'a gideceğiz. Edremit Vor'a gideceğiz. Yani daha farklı mesela şuradan da biz direkt gelebilirdik mesela Edremit'e uğramadan. Sadece ayak sayısı fazla olsun diye böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Buradan gideceğimiz havalimanı belli. İrtifamızı seçelim. Buradan işte yaklaşık olarak 6.000 veya 7.000 irtifasını seçebilirsiniz. İşte veya 6.000 yapalım gene. Basınçlandırılmamış uçak. Evet, 6.000 feet'i seçmiş oldum. Evet, buradan Navlog tıkladığımızda evet bakın nerelere gideceğimiz, hangi şekilde gideceğimiz dokümantasyon olarak karşımıza çıkmış oluyor. Okey dediğimde evet bana kaydetmemi isteyecek bu. Daha sonra tekrar yükleyebilirsiniz bunu. Kaydettim uçuş planımı. Evet uçuş planı birlikte uçağım gelmiş oldu. Artık Fly Now diyorum. Ve buradan uçuş ekranı başlatılmış olacak. VOR sistemini burada gene takip etme için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani yakınından geçtiğimiz VOR'ları falan görebilirsiniz. Navigasyon sistemi üzerinden. Bu size kalmış. Yani garanti edebilmek için en azından yedek bir planınız olsun diye GPS sistemiyle birlikte böyle bir şey yapılabilir. Şu şekilde şöyle. Şimdi bakın burada GPS'imiz olacaktı bizim. Daha önce GPS'imizi kullanmamıştık. Bakın GPS'imizi burada görüyoruz. GPS'imize bakarsak bizim bir uçuş planımız olacaktı. Bakın uçuş planımız bizim GPS sistemimizin içerisine de yüklenmiş vaziyette. Buradan görebiliyoruz. Şöyle biraz daha küçültelim. Bakın şu şekilde GPS sistemindeki planımız görülebiliyor buradan. Flight Plan diye bir tuşumuz var. Bu tuşa bastığınızda zaten bakın daha önce belirlemiş olduğumuz ayaklarımızı görebiliyoruz. Bir tane işte LTBQ bizim havaalanımız Cengiz Topel. Buradan kalkacağız. Bir tane waypointimiz var. İlk olarak bu waypointimize gidecekmişiz. Buradan Biga'ya gideceğiz.
Daha sonra Edremit'e gideceğiz. Edremit'ten de Adnan Menderes Havalimanı'na doğru uçuş yapacakmışız. Ayaklarımızı biz buradan görebiliyoruz. Nereden? İşte FP ile Flight Plan'a tıkladığımızda buradan hangi ayakta olduğunuzu görebilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz. Zaten burada da bize hangi ayakta olacağımız söylenmiş oluyor. Ayak ismi gösterilmiş oluyor. Bunun dışında buradan program kısmı var. Buradan yaklaşma hattını seçebilirsiniz. Yani nereye yaklaşacaksınız mesela? Hangi pistten yaklaşacaksınız? Bakın burada Adnan Menderes'te ya bir pistimiz vardı. İşte 16 yönünden veya 34 yönünden yaklaşma yapabilirsiniz. Bunlardan birisini seçerek kendinize bir yaklaşma rotası oluşturabiliyorsunuz. Bir hatırlarsak işte uçağımız belli bir noktada kalkış yaparken yani transit yollara ulaşırken seri sefer yapacağımız yollara ayrılış haritalarımız vardı. Standard Instrument Departure dediğimiz haritalar vardı ve kurallar vardı. Onlara uymanız gerekiyordu. Daha sonra en route uçuş yapıyorduk. Daha sonra da yaklaşma approach yapıyorduk. Orada star haritaları devreye gidiyordu. Arrival'dan geliyor. Standard Arrival'dan. Star haritası da o piste ya da o havalimanına nasıl yaklaşacağımızı bize söylüyor. Kurallarını söylüyor. Frekans değerlerini bize bilgi olarak vermiş oluyor. Siz buradan ya ILS 16 ya 34'ten bir tanesini seçeceksiniz. Seçip Enter'a bastığımızda evet buradan işte vektörsel olarak tekrar Enter'ı tıkladığımızda evet tekrar Load gelecek. Enter'ı tıklarsam evet alt tarafta gördüğünüz gibi buradan 16 pistini 16 yönünden iniş yapabilmem için bir rota belirlemiş vaziyette. Ama işte burada bu rotada sadece hold pozisyonuna getiriyor. Piste yaklaştırıyor sizi. O yüzden zaten piste yaklaştıktan sonra, uygun yere geldikten sonra ILS otopilot sistemi üzerinden, ILS sistemi üzerinden, işte approach modundan ILS iniş yapabilirsiniz. Oradan sonra GPS sistemini devre dışı bırakabiliriz. Şimdi gördüğümüz gibi uçuş planımız ekranımıza gelmiş oldu. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Şöyle tıklarsak. TRA'yı dediğinizde bakın tuşlardan bahsedelim biraz. Bu ekran üzerinde dağlarla ilgili şekilleri görebilirsiniz. Yükseltileri görebilirsiniz. Farklı renklerde gösteriyor. Bakın yükseltilerinizi. Buradan onu görebiliyoruz. İşte ekranımıza mesajlar gelirse mesaj kısmını görebilirsiniz. Tekrar tıkladığınızda gider. İşte nearest dediğinizde yakınınızdaki havalimanları, frekans değerleri, onlarla ilgili bilgileri size vermiş olur. Burada OBS dediğimizde normalde bizim buradaki leklerimizde ayaklarımız otomatik bir dizi şeklinde gelmiş olur. Ototuning sistem vardır. Büyük uçaklarda da vardır. Sekans dizi şeklinde gelir. Eğer bununla alakalı bir sıkıntı olabilirse buradan OBS'ye basarak bu diziyi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Tekrar tıklarsanız tekrar o dizi üzerinden otomatik olarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan haritamızı büyütüp küçültebiliyoruz. Buradan anlık olarak waypoint isterseniz girebilirsiniz. Enter tuşumuz var, clear tuşumuz var ve buradan da seçme işlemleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet biz şimdi ne yapacaktık? Uçuşumuzu hazırlayalım. 6000 feet'e uçacaktık. Onu ayarlamıştık. Otopilot sistemimizden 6000 feet'i seçmiş olalım. Galiba. Evet 6000'i seçtim. Vertical speed'imi seçiyorum. Yaklaşık 7800 feet'e tırmanmış olalım. Flaplarımızı 10 pozisyonuna almış olalım. Otopilotumuzu ayarladık. Daha sonra trimimizi takeoff moduna almamız gerekiyordu. Bunu biraz aşağı doğru çekip takeoff moduna almış olalım. Ufak tefek hazırlıklar yapmış olalım. Evet daha sonrasında P tuşuna basayım kurtulayım. Evet bizim kanat hattımızda etütüt göstergesinin suni ufuk hattımızın aynı olması, hizalanmış olması gerekiyordu. Onları seçimini yaptık. İşte ışıklarımızı açabiliriz. Pitot heat'e gerek varsa pitot heat'i açabilirsiniz. Dediğim gibi haftaya checklistlerimiz olacak. Checklist üzerinden bunları yapmak lazım. Biz genel olarak hazırlıklarımızı yapmış olduk. Evet daha sonra evet kule bu kez bakın kuleden clearance alalım. Clearance dediğimiz nedir? Kule ile bir sesli kontak haberleşme gerçekleştirirsiniz. Bu haberleşme sonunda da onlardan belli izinlerini alıp ona göre uçuşunuzu gerçekleştirmeniz gerekir. Uçuş planınızın olması gerekir. Buradan mesela bakın 122.1 Topel'in kulenin frekansıymış. Ben tıklıyorum biri. Evet buradan IFR için clearance alacağız. Tıkladık mesela. Evet buradan
bize sesli olarak uyarıları verecek. Biz şimdi tabii Flight Simulator bir yazılımla konuşamadığımız için biz seçerek derdimizi ona anlatacağız. O da buradaki seslerle ne yapacak bunu anlatacak. Programın başında isterseniz bu sesleri işte farklı sesler var. Kadın erkek. Bunlardan bir tanesini seçerek şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz onları. Evet. Bakın bizden evet. Pist doğrultusuna 6000 feet'e kadar tırmanın diyor. Daha sonra SCOAB kodumuz var. ATC'ye girmemiz gereken kod değeri. O kod değerini bize söylüyor. Evet, buradan biri tıkladığımda ben bakın evet bakın neler yapmanız gerektiğini söylüyor size. Evet. Ansel clearance alalım taksi ya da IFR için. Evet. Gazımıza basalım. Frenlerimizi çekelim. Ekranımız küçük. Her şey yığılacak burada. Evet, SCOAB kodumuz değişti. Artık ayrılış sırasında radar ekranlarından bizi görecekler. Bizle ilgili bilgiler oraya gitmiş olacak. İşte bizle ilgili hangi bilgiler gidecek? Hangi yöne doğru gidiyoruz? İrtifa değerimiz nedir? Bu bilgiler karşı tarafa ulaşmış olacak. Şu şekilde bakın. Evet, otopilotumuzu hazırlamıştık aslında. Otopilotumuzu açalım istiyorsanız uğraşmayalım. O yavaş yavaş tırmansın. Evet, AP'den otopilotu açtım. Altitude aktif ettim ve uçak tırmanmaya başladı. Bize söylediği 6000 feet'e kadar düz bir şekilde tırmanmamızdı. Bunu gerçekleştirmiş olalım. Bu kapansın artık. Evet, şöyle dışarıdan bakarsak uçağımıza. Bakın şimdi kalkıştan sonra biz Yeşilköy Havalimanı'nın etkisine gireceğiz ve İstanbul Merkez ATC sistemi üzerinden izlenmemiz gerekecek. Onlar biraz sonra kendi frekanslarını söyleyecekler ve oradan bir SCOAB kodumuzu, ATC kodumuzu ona göre ayarlamamız gerekecek. Evet, İstanbul'u tıklıyoruz. Bayağı bir tabii kalkışta konuşma yapmak lazım. Evet, İstanbul'la kontak oluşturacağız. Evet, sürekli olarak direktif alacaksınız burada. 1400'den 6000'e tırman diye bize bilgi vermiş oluyorlar. Evet. Evet, ATC'lerin komutlarını uygulamak durumundayız arkadaşlar. Evet, şöyle tekrar uçağımıza dönersek. Evet, bakın şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey, geçen hafta hatırlarsak biz war to war uçuş yapmıştık ve war frekanslarını girerek buradan uygun radyal seçimi yaparak hangi radyal üzerinden gideceksek ondan sonrasında war ve radyal seçimi yaptıktan sonra nav tuşuna basıp o radyal üzerinde uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Ayak ayak yapıyorduk bu işlemleri. Yani önce bir ayağı tamamlıyorduk. Daha sonra diğer bir ayağa geçiş yapıyorduk.
War to War uçuşta. Bu kez GPS üzerinden uçuş yapmış oluyoruz. O nedenle üst tarafta Navya'da GPS modumuz vardı. Biz buradan GPS modunu seçeceğiz bugünkünde. Daha sonra da otopilot sistemi üzerinden Nav tuşunu seçtiğimizde, bakın buradaki tuşa bastığımızda, evet bu kez GPS sistemi üzerinden uçuş işlemini başlatmış olacağız. GPS sisteminden uçuş işleminin güzel yanı şu arkadaşlar, sürekli olarak işte ayakların sonunda frekans girmenize gerek yok. Yani bir sonraki ayağa geçerken hatırlarsanız bizim ne yapmamız gerekiyordu VOR sisteminde? Bir sonraki ayağı gene VOR'dan ayarlayıp aktif edip uygun radyal seçimi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. GPS sisteminde buna gerek yok. Bu sistem üzerinde bir kere uçuş planınızı oluşturduğunuzda waypointler veya gene VOR'lar üzerinden, havadaki yollar üzerinden oluşturmanız gerekiyor bu rotanızı. Sonra uçağımız GPS sistemi üzerinden o rotayı takip ederek istediğiniz noktaya ulaşmış olacak. Buradan sonrasında sadece sizin yapmanız gereken farklı hava yolları, hava sahalarından geçmiş olacaksınız. Onlarla iletişiminizi gerçekleştirmeniz olacak. Evet, buradan oldu demiştik. Buradan tekrar bizi bu tarafa yönlendiriyor mu? Neyse, ayarımız bozulması şimdi. Evet, şöyle haritamıza bakarsak şu şekilde. Bakın burada bizim bir hattımız vardı. Bakın bir radyalımız vardı. Oluşturmuş olduğumuz hattımız. Bunun üzerinden direkt buraya gelip buradaki waypoint üzerinden dönüş işlemini kendisi otomatik olarak gerçekleştirecek. Burada navigasyon gibi adımlar tek tek ayarladığımız için uçağımızı kaydırmak rahat oluyordu. Daha sonra tekrar açabiliyorduk ama GPS sisteminde böyle olmadığı için o nedenle kaydırma işlemi yapmıyorum. Kaydırdığında aslında şeyde kaydırabiliyorsunuz. Yani bir sonraki adıma geçeceğiniz noktaya kadar kaydırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz ama çok uzak bir noktaya kaydırma işlemi yapılmıyor. Hatta biz gerçi tırmanıyor şu an uçağımız. Tırmanmayı bitirsin ondan sonra kaydırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Ve bu arada dediğim gibi eğer kullanmak isterseniz yakınından geçeceğiniz VOR istasyonlarının değerlerini göstergenize girip onun üzerinden VOR 2 üzerinden falan görebilirsiniz buradan bir tarafa gitmek istiyorsanız. Ama şu an için çok gerek yok buna. GPS üzerinden uçuşu yapmış olalım. Flaplarımızı kapatalım biraz. Hızlansın uçağımız. Bakın mesajlar bu şekilde gelmiş olacak. Bize sürekli olarak. Bakın burada eğer approach modunu alırsanız direkt o modu uygulamaya çalışıyor. Bunları sırayla uygulamanız gerekir. Şu an vektör modundayız. Biz evet, Yeşilköy ile kontak kuralım. Evet, buranın bakın sürekli olarak tuşlara dokunabilirsiniz. Bu durumda evet aktif vektör to final, burası aktif olması lazım. Yaklaşma sırasında yaklaştığınızda bir sonraki adımımız aktif approach dediğinizde approach kısmını aktif etmiş olursunuz. Evet, şöyle kapatalım biz burayı. Seçmiştik zaten. Sıkıntı olacak mı? Neyse, kapatayım şurayı. Evet, irtifamız şu an artıyor. Diğer kontrollerimizi yapabiliriz biz bu arada.
Vertical speed'i biraz daha artırdım. Evet, 6000 feet'e geldik. Biraz şöyle hızlandırıp burada nasıl dönüş işlemi yapıyor o kısmı bir görebiliriz. Bir 100 feet daha tırmanıp sonra düzeltmeye çalışacak uçağımızı. Evet, şu an düz uçuşa geçmiş oluyoruz. GPS'imiz ekranda kalsın şöyle. Evet, buradan bakın. Şu şekilde uçağımızı kaydıralım biraz. Evet, bakın burada bir waypoint'imiz vardı şurada. D17H diye. Evet, buraya bakın gelecektik. Burada biz şöyle haritadan da gösterelim bunu. Bakın şurada bir rota değişimi söz konusu olacak. Buradan dönüş yapıyor olması lazım. Bir ayak bitecek buradan. Başka bir ayak başlamış olacak. Orayı bekleyelim ve orada uçağımız dönüş işlemini gerçekleştirsin. Bu arada simülatörü hızlandırmak isterseniz burada option var. Option kısmından simulation rate diye bir kısım var. Buradan eğer 2, 4, 8, 16, 32, 64 seçerseniz mevcut hızınızın şu an çok daha üstünde hızlarla şey yapacak simülatörümüz uçuşunu gerçekleştirir uçağınız. Ama hızı artırdığımız zaman bazen şey üzerinden GPS'te belirlemiş olduğumuz rotayı takip etmeyip ilk ayaktan sonra rotanın dışına çıkabiliyor. Öyle de bir sıkıntı var ve otopilot aktif olduğunda en fazla 16'ya kadar izin veriyor. Evet, şu an normalde hatırlayın war to war uçuş navigasyonla uçuş yaptığımda şu nokta üzerinde yani burayı yakalayacaksam, buraya geleceksem bir sonraki ayak için hemen frekans ve radyal seçimi yapıp aktif etmem gerekiyordu. Ama şu an herhangi bir şey yapmıyoruz bakın. Sadece bekliyoruz GPS sisteminin hat üzerine geçmesini. Bakın burada ayağımız bizim değişti şu an. Bakın D170H'dan Biga'ya doğru oldu. Bakın rotamız değişmiş oldu. Şöyle gördüğümüz gibi dışarıdan da bakın. Uçağımız bir dönüş işlemi, rol işlemi gerçekleştirdi. Şöyle tekrar içeriye dönelim. Bakın buradan gördüğümüz gibi artık bu ayak üzerindeki belirlemiş olduğumuz yola oturup bunun üzerinden uçuş işlemimiz gerçekleşmiş olacak. Dedik ki ILS sistemini geçen hafta anlattık. Burada yapacağımız olay, bizim yapacağımız olay kaydırmıyorum çünkü gene sapıtabilir. Biz ne yapacağız? Geçen haftadan hatırlayalım. War to war uçuş yaparak burada Adnan Menderes'e gitmiştik. Biz gene Adnan Menderes'e yaklaştığımızda, yani 10 mil kadar yaklaştığımızda bakın burada ne yapacağız biz? Evet. Otopilot sistemi üzerinden ILS aktif ederek Warbird üzerinden buradan bakın şu 10 mil yaklaştığınızda buradan ILS sistemini aktif edip ILS sistemi üzerinden yaklaşma işlemini gerçekleştireceğiz. Oraya kadar bekleme durumu olmadığı için videonun bu kısmını, GPS'te uçuş kısmını burada sonlandırmış olacağım. Tekrar anlatalım. Özet geçmiş olalım. Nedir? Şöyle haritaya tekrar dönelim.
özetimiz. Bir uçuş planı oluşturmamız gerekiyordu. Uçuş planı oluşturduğumuzda GPS olmasına rağmen uçuş kurallarını, havadaki yollarımız vardı. Bunlara uyarak, riayet ederek uçuş planı oluşturmanız gerekiyor. Uçuş planı normalde çetrefilli bir iştir. Yani pilotların sadece doğrudan uçakları uçurduklarını düşünmeyelim. Özellikle ticari uçak pilotlarının öncesinde saatler boyunca hazırlık yapmaları, çalışma yapmaları gerekir. Meteorolojik olayları incelemeleri gerekir. Onların tahminleri, yani şu anki meteorolojik olaylar, daha sonra ortaya çıkacak meteorolojik olaylar saatlerce sonrası sizi ilgilendirir. İşte yedek meydanınız neresi olacak, nereye iniş yapacaksınız? Bütün bunlarla ilgili hazırlıklarını çok büyük oranda gerçekleştirirler. Belki 3 saatinin çok çok üzerinde bir süre hazırlıkla geçmek durumundadır. Haftaya checklistleri göreceğiz. Daha uçmadan önce checkliste de mutlaka birçok check yapmanız gerekir uçuş öncesinde. Neyse, biz uçuş planımızı oluşturacağız. Bu uçuş planımızı oluşturduktan sonra şeyin aynısı olacak bu. World to World uçuş. Ama World to World uçuşta hatırlarsanız waypoint seçmek biraz zordu. Yani şey üzerinden uçmuyorsanız bu waypointleri işte GPS sistemleri veya büyük uçaklardaki flight management sistemimiz otomatik olarak seçer. Nereden, hangi istasyonların frekanslarını kullanarak buraları elde edecekler? Bu noktanın enlem boylam değerleri nelerdir? Bunlar database üzerine yüklüdür. Ama bizim burada war to war uçta bunu yapamıyoruz. Sadece warları takip ederek uçuş işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu işlemleri gerçekleştirdiğimizde GPS sistemiyle benzer özellikler gösterir. Sadece GPS'te dediğimiz gibi waypointleri de seçebiliyoruz. Yolları biraz daha rahat yollar belirleyebiliyoruz kendimize. Yol işlemi seçildikten sonra biz irtifamızı ayarlamamız gerekiyor otopilot sistemden. İrtifamızı ayarladık. İşte uçağımızın genel çekleri yaptık. Uçağımızı kaldırdıktan sonra ve otopilotu aldıktan sonra pist doğrultusunda belli bir irtifaya kadar gelmemiz gerekir normalde. Daha sonrasında GPS sistemini aktif ediyorduk. Ne yapıyorduk GPS sisteminde? Zaten bizim uçuş planımız ekranımıza geliyordu. Daha önce seçmiş olduğumuz uçuş planımız. Sonra uçuş modumuzda nav ve GPS modu vardı. Biz buradan GPS modunu seçtik. Geçen hafta nav modunda uçmuştuk. Onu seçtikten sonra evet, artık otopilot sistemi üzerinden nav'ı aktif ettiğinizde navigation otomatik uçuşu uçağımız ne yapmış olacak? GPS sisteminden girilmiş olan rotayı takip ederek uçuş işlemini gerçekleştirmiş olacak. GPS'te uçuş yapmak bu şekilde. Son olarak yaklaşma yapacaksanız buradan yaklaşma modu seçebiliyorsunuz ama sizi hold modunda, yani bekleme modunda havaalanına yaklaştırır. İniş işlemi için yapabileceğimiz şey ILS sistemini kullanmakta. ILS sisteminde otopilotumuzda hatırlarsak approach'da kullanıyorduk. Approach'da kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Hatırlayalım. Hatta girelim arkadaşlar şuradan. Bizim şöyle Adnan Menderes havalimanına hangi taraftan yaklaşacaksanız, hangi ayarlı sistemini kullanacaksanız seçim yapmanız gerekiyor. Diyelim ki mesela buradan biz 16 yönünden 164 kors değerinden yaklaşacağız. 108.5'miş frekansımız. 108.5 frekansını şimdiden ayarlarsanız borunuzda navigation bir ekranda 108.5'ti şöyle. Evet, yaklaştığınızda 108.5 frekansını aktif edip buradan approach tuşuna basarsanız ILS sistemini aktif etmiş olursunuz ve o tarafa gitmiş olursunuz. Burada dikkat etmeniz gereken, eğer siz dikey bir uçuş planı oluşturmadıysanız ne yapmamız gerekiyor? Autothrottle sistemi olmadığı için yüksekliği belirlememiz gerekiyor. ILS yaklaşma yapacağımız hattımızın, yani chartları bir kere mutlaka incelememiz gerekiyor. Ama buradan basit bir şekilde yaklaşmadan önce ILS mesafesiyle 3500-4000 feet civarında bir değerde olmamız gerekir. İşte charta bakmak lazım. 3500 feet ise o zaman 3500 feet de ILS'i yakalayacağınız yere düz uçuşta gelmeniz gerekir. Orada ILS'i yakalarsanız eğer otopilot sistemi üzerinden ILS yaklaşma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.